Herkese selamlar. Şimdi ne yapıyorum? Biberli ekmek yapıyorum. Biberli ekmek yaparken tarifini de sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi biberli ekmeğimiz için öncelikle hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamurumuz için de 1 yemek kaşığı toz şekerim var. Onu kabıma aldım. 1 yemek kaşığı da kuru mayamız var. Onu da ekliyorum. Şimdi bunların üzerine 1 su bardağı ılık suyu ekleyeceğim. Ve güzelce karıştıracağım. Şimdi biberli ekmeğimizin hamurunu hazırlamaya başlıyoruz. Şöyle kabıma ben göz kararı un koydum. Yaklaşık 8-9 su bardağı kadar un gidiyor bu hamura. Unu koyduktan sonra 1 su bardağı daha ılık su ekliyorum. Böyle 1 adet yumurta ekliyorum. Şöyle 1 su bardağı yoğurdumu ekliyorum. 1 su bardağı da sıvı yağ var. Onu da ekliyorum. Şöyle 1 tatlı kaşığı da tuzumu ekliyorum. Ayrı bir kapta hazırladığım mayamı da ekliyorum. Malzemelerimizi ekledikten sonra başlıyorum yoğurmaya. Hamurumu hazırladım. Şimdi üzerine örtüyorum ve 1 saat kadar mayalanmaya bırakıyorum hamurumu. Evet, şimdi sıra geldi biberli ekmeğimizin iç harcını hazırlamaya. İç harcımız için 4 adet yeşil biberim var. Şu 4 adet yeşil biberimi şöyle ince ince doğruyorum şimdi. Kırmızı biberlerim var. Onları da yine aynı şekilde doğrayacağım. İnce ince ve küçük küçük. 5 diş sarımsağım var. Onları da küçük küçük doğruyorum. Sarımsaklarımı da. 2 adet de soğanım var. 2 adet soğanımı da doğruyorum. Soğanlarımı da yine aynı şekilde küçük küçük doğrayacağım. Soğanlarımı da ağlaya ağlaya doğradıktan sonra şimdi baharatlarımı ekliyorum. Böyle yarım tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Kaşığımın ucuyla karabiber ekliyorum. Şöyle göz kararı yine yarım tatlı kaşığı pul biber ekliyorum. Böyle yarım tatlı kaşığı da kimyon ekliyorum. 1 tatlı kaşığı da kekik ekliyorum. 1 yemek kaşığı da çörek otu ekliyorum. 1 yemek kaşığı yine susam ekliyorum. 1 tatlı kaşığı biber salçası. Yani yarım tatlı kaşığı biber salçası. 1 tatlı kaşığından biraz daha fazla salça ekliyorum. Göz kararı sıvı yağ ekliyorum. Siz yarım çay bardağı ekleyebilirsiniz. Yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Nane eklemeyi unutmuşum. 1 tatlı kaşığı kadar da nane ekliyoruz. 1 tatlı kaşığı da reyhan ekliyoruz. Şimdi bu malzemelerimizi iyice karıştırıyoruz. Hamurum 1 saat dinlendikten sonra geliyorum şimdi yapılışına. Şöyle hamurumdan küçük bir beze alıyorum. Şöyle tabak gibi. Bu şekilde böyle yassı bir şekilde tepsime yerleştiriyorum. Hamur biraz ele yapışıyor. Bunu kullanarak hamurunuzu ele yapışmasını engelleyebilirsiniz. Şöyle yine yuvarlak bir şekilde tepsime koyuyorum. Şimdi bezelerim hazır. Bezelerimi içlerine şöyle birer kaşık iç harcımdan döküyorum. O ilk koyduğum biraz çok oldu. Biraz daha az koyabilirsin. Bezelerimi içerisine iç harcımda koyduktan sonra 200 derecelik fırında pişiriyorum. Evet, biberli ekmeklerimi fırından çıkardım. Şöyle bakın, pufuduk pufuduk. Tarif deneyecek olanlara afiyet olsun.